Son olarak kısaca, vaktimiz çok daraldı çünkü. Ne bekliyorsunuz bundan sonra İsmail Ağa cemaatinde? İsmail Ağa cemaatinde şunu bekliyorum. Saadettin Usta Osmanoğlu'nun açıklamaları 4 saatlik bir sohbetti. Evet. O 4 saatin 1 saatini Cübbeli Ahmet'e ayırmış. Cübbeli Ahmet hakkında işte medyaya da yansıyan kısımları oralardan. Şimdi oradan şunu görüyoruz ki Saadettin Usta Osmanoğlu ismi aslında cemaatin kara kutusu. Yani böyle kıyıda köşede kalmış bir adamın işte ünlü olmak için yaptığı açıklamalar değil. Neden? Çünkü Mahmut Efendi'nin, Mahmut Usta Osmanoğlu'nun yeğeni kendisi. Ama onun da ötesinde cenaze esnasında ki aslında o açıklamalar onun için yaptı Saadettin Usta Osmanoğlu. Cübbeli Ahmet cenazede merkezi bir yerde yer alamadı. Ve Saadettin Usta Osmanoğlu da en merkezde yer aldı. Bu da cemaatin aslında o ismi ve o ismin mensup olduğu grubu, yani Kökler Derneği grubunun İsmail Ağa cemaati içerisinde aslında taltif edildiği, genel Cübbeli'ye göre daha kabul gördüğü anlamına geliyor. Bu da bundan da rahatsız oldu Cübbeli ve dedi ki işte bana bir su bile döktürmediler, bir bakraç su bile döktürmediler diye bir açıklama yaptı. Saadettin Usta Osmanoğlu da son bu videoyu onun için çekti, ona cevaben çekmiş. Ve orada diyor ki yani biz ana akım, ana merkezdeki Hasan Keskin'in işte şu an seçilen Hasan Keskin'in yönetiminin içerisindeyiz. Yani onlarla beraberiz. Sen dışarıda kaldın gibi bir mesaj veriyor. Ve bu mesajı verirken de işte kasetlerle senin işte geçmişte kriminal olarak işte kadın ticaretiyle suçlandı, biliyorsunuz yargı süreci var bununla ilgili Cübbeli Ahmet'in. Evet. İşte farklı ülkelerden, Fas'tan, işte videoda bahsettiğim Endonezya'dan vesaire. Bununla ilgili bazı imalarda bulunuyor ve diyor ki işte bunları biz açıklarız. Şimdi burada iki temel sorun var. Birincisi, madem biliyorsunuz böyle kasetler var ve madem çok ahlaklısınız, madem çok büyük bir ahlaki mektep orası, bir okul, o zaman bunları neden bir şantaj unsuru olarak bekletiyorsunuz? Evet. Bunları zaten insanlara açıklayıp Cübbeli Ahmet'in işte kim olduğunu göstermeniz gerekir. Gerekiyor. Burada Saadettin Usta Osmanoğlu cephesinde bir sorun var. İkinci sorun da Cübbeli Ahmet'in böyle işler içerisinde anılıyor olmasına rağmen bu konuda bir tatmin edici cevap verememiş olması. Dolayısıyla bunlar şöyle bir sonuca ulaştırır ki Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenazesi sonrası da bağlanmıştık. Orada da aynı şeyi söylemiştim. Muhtemelen cemaat 2 ya da 3'e bölünecektir. Çünkü daha önce de Fatih Medreseleri grubu diye bir grup, Mahmut Efendici bir grup ayrıldı. Muhtemelen Cübbeli Ahmet'in kendi küçük grubuyla, kendisini seven bir grup var. Onlarla bir Cübbeli Ahmetçi, Mahmutçu bir alt kol oluşacaktır. İşte Ahmet Keskinler de, Hasan Keskinler de affedersiniz, ana akım olarak devam edecektir. Bu şekilde böyle bölünerek ama varlığını sürdürerek Mahmut Efendiciler, İsmail Ağacılar devam edecekler. Çok teşekkürler. Mesela bence evet, daha da kötü olan şey şu. Mesela Saadettin Usta Osmanoğlu diyor ki o videosunda, o göz ardı edilmiş. Mehdi diyor Mahmut Efendi'nin cenazesine gelmişti. Tayyip Erdoğan hemen arkasında o duruyordu diyor mesela. Şimdi böyle garip garip böyle mitolojik bir zihniyet bu. Dolayısıyla bu zihniyet böyle olduğu sürece daha biz çok istismarlar, daha çok 15 Temmuzlar görürüz maalesef. Bu zihniyetin Diyanet tarafından, akademimiz tarafından, ilahiyatlar tarafından çözümlenmesi gerekiyor diyeyim ve teşekkür edeyim sizlere. Ben teşekkür ederim. Bülent Bey, sağ olunuz verdiğiniz bilgiler için. Evet, son cümle önemli aslında. Evet. Aslında verdiği tüm bilgiler önemli ama son cümleden devam edelim. Şimdi, nice 15 benim, Temmuzlar diyor. Olur. Benim biraz önce söylemeye çalıştığım şey... Kaygınız da buydu değil mi? Kaygım o ve iktidarın bu meselenin içinde olma gerekçesi de bu zaten. Yani orada Mehdi hemen Sayın Tayyip Erdoğan'ın arkasında oturuyordu diyerek bu iç mücadelede benim yanımda ol, benim yanımda o... mesajını da vermiş oluyor. Ve iktidar da böyle bir parçalanmaya şu an için seçimlere giderken izin vermemek istiyor. Yani benim siyasi okumam tabii. İlmi okumak bir ayrı konudur. Siyasi okumak farklı bir konudur. Ama seçimlere giderken blok bir siyasi, cemaat tabii, istiyor tabii. Karşısında. Niye böyle bir karşısında değil, yanında. Yanında işte. Yanında böyle bir. Çünkü ayrılan grup ne olursa olsun farklı bir davranış yönelebilir. Tabii. İşte menzilciler biliyorsunuz ayrıldılar. Tabii. Bir kısmı Adıyaman'da, bir kısmı şu anda Eskişehir'de.
vesaire ayrı gruplar halinde ve şeye karşı olan iktidarla olan ilişkilerinde bile bir yavaş yavaş farklılaşmalar olmaya başlıyor bir grubun, ayrılan grubun daha doğrusu. Yani aynı risk İsmail Ağa için de geçerli olabilir. Ama yine altını çizerek söylüyorum, bizim için çok daha önemli olan bu olayların içerisinde Selefi örgütlenmelere zemin hazırlayabilecek bazı olaylara, bazı insanların camilerde vesaire vaaz vermesine, Diyanet'in göz yumması, hatta teşvik ediyor olması. Bu yani siyasal İslam'ın Türkiye'de bir şekilde çok daha radikal bir şekilde gündeme gelmesi ve devletle iç içe girmesine neden olabilir. Evet. Yani risk budur. Evet. Başka konulara da geçmek istiyorum. Gündem çok dolu. Tabii. Ve sizinle onları da konuşmak istiyorum. Mesela hocam size bir haber izleteceğim şimdi. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açılışını yaptığı bir millet bahçesi var. adı Yozgat Çekerek Millet Bahçesi. Evet gülüyorsunuz, ben de güldüm. Yani birçok insan da güldü bunun karşısında. Acınacak. Ama aslında gerçekten ben sosyal medyada da öyle paylaşmayı düşünüyorum. 1-20 yılı da anlatan bir görüntü bence evet. Bu. Bakın açılıştan önce çim ne renkmiş, sonra ne olmuş? Evet. Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bu aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi anlayışının, algı siyaseti oluşturmasının tipik bir özeti şu. Özeti. Sararmış çimler, gerçek bu. Ama yeşile boyanmış çimler, vatandaşın algılamasını istedikleri gerçek dışı durum. Aynen şeye, bunu hemen şu şekilde de değerlendirebiliriz. Enflasyon yok. Ne diyor şey? Hayat pahalılığı var diyor. Hı hı. Enflasyon yok diyor, hayat pahalılığı var diyor. Şimdi enflasyon orada duran sararmış çimler. Hayat pahalılığı var. Ne oluyor? Enflasyonun üzerine hayat pahalılığı fışkırtarak onu hayat pahalılığı diye vatandaşa göstermeye çalışıyor. Aslında ikisi de aynı şey ama yani enflasyon konusundaki algı anladım. Bu şekilde. Peki ben de burada bu noktada şunu sormak istiyorum. Şimdi orası bir millet bahçesi ve etrafında evler var değil mi? Yani sonuçta oturulan, konaklanılan bir yer. Oranın sakinleri zaten o çimlerin sarardığını görüyorlar. Ve bir devlet büyüğü gelirken onun boyandığını ve o sarılığın giderilmeye çalışıldığını görüyorlar. Yani bir gün önce o çimin sarardığını unutuyorlar mı o zaman? Vatandaş bu konularda biraz kısa süreli hafızaya sahiptir. Bir, iki, orada mühim olan sizin kamuoyuna işte televizyonlarla şununla bununla gösterdiğiniz şeydir. Onu gerçeklik olarak algılatmaya çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Antep'te mi nerede bir yerde 100 küsür veya 200 civarında tesisinin açılışı. Hatırlayın galiba Antep'teydi. Evet. Aslında rakam da yanlış kalmış olabilir. Tesislerden çoğu 25 yıldır, 30 yıldır, 50 yıldır orada çalışan tesisler. Adamlar bir tanesi çıktı dedi ki biz 25 seneden beri çalışıyoruz. Ama bizi de bu şeyin içerisine açılışı yapılan tesislerin içine koydular diye. Sayın Cumhurbaşkanı gitti oraya. 100 küsür tesis unuttum şimdi. Galiba Maraş veya Antep. Yine, ya da bizden önce buzdolabı yoktu demek gibi. Onlar, ya da 20 yılda yani Yuan Üniversitesi'ni biz kurduk herkes, demek gibi. Evet, herkes bu gerçeği görüyor. Gerçeği biliyor ama ısrarla AKP ve Sayın Cumhurbaşkanı gerçek dışı beyanlarla, gerçek dışı uygulamalarla, gerçek dışı görüntülerle vatandaşın kendilerine inanma eğilimi yüksek olan gruplarını etkiliyorlar. Olay bu. Biraz doğrunun siyaset üstünü bu. Örtmenin doğru. Aslında ortaya koyduğu bir tablo bu bana kalırsa i̇şte, da. Hani bu felsefede veya sosyolojide şu anda post-truth diye bir şey var ya. Gerçek ötesi deniyor ama ben ona gerçek dışı diyorum. Yani gerçek olmayan bir şeyi gerçekmiş gibi vatandaşa algılatılması bütün popülist otoriter yönetimlerin
tipik uygulamasıdır bu. Evet. İşte yani o da bir olayın bir örneği. Evet. Şimdi gelelim diğer bir maddeye. Hatırlayacaksınız, Erdoğan'ın diplomatik görüşmeleri özel tercümanla yapmasını eleştirmiş. Orada hanım kız ifadesini kullanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Ve Mustafa Varank kendisine cevap vermişti. Rezilsin demişti. Sonra yakın